İzleyiciler, Tarım Saati devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Sayın Ali Akyıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Tarım Komisyonu Üyesi. Sayın Milletvekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Milletvekilim, sizi izliyoruz, çalışmalarınızı görüyoruz, beğeniyoruz. Tarımın temel sorunları neler? Bir Tarım Komisyon Üyesi olarak ülkemizde neler, ilimizde neler, bu konuda bize neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle beni yayına davet edip konuk ettiğiniz için size ve şahsınızda Vizyon 58 ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen bütün hemşehrilerime, bütün yurttaşlarıma, sevgili Sivaslı kardeşlerime de saygılarımı, hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Hayırlı bir program olmasını diliyorum. İnşallah, inşallah. Tabii tarımla ilgili bir program yapıyoruz ama tabii tarımla ilgili programı biraz sohbet edeceğiz. Tarımla ilgili sorunları da konuşacağız ama biraz sonrasında da tabii siz de müsaade buyurursanız önümüzde çok ciddi bir referandum var. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ilgilendiren, toplumumuzun geleceğini ilgilendiren bir referandumumuz var. Ayın 16'sında Nisan'ın biliyorsunuz. Ondan sonra da biraz o konularda değinmek istiyorum. Çünkü tabii. Referandumdan sonraki süreçte de zaten programlarımız yine devam edecektir. Evet. Yine eğer orada da bana zaman verirseniz, davet ederseniz İnşallah. Çok daha geniş şekilde tarımla ilgili Sivas özelinde ve ülke genelinde tarımla ilgili programlar zevkle ben de programa katılarak bunları yapalım derim. Ama kısaca yine tarımla ilgili isterseniz önce ben Sivas milletvekili olarak tarımla ilgili işte mecliste neler yaptık. Daha sonra ülkenin genel sorunlarını değinelim. Sonra da yine dediğim gibi hayırlı bir program yapmaya devam edelim. Hayırlı. İnşallah. Şimdi öncelikle ben 2016 yılındaki bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına tarımla ilgili DAP projesiyle ilgili bölümde ben söz almıştım. Ve mecliste genel kurulda bütçe konuşmamda yaptığım konuşmada burada getirdim tutanaklarda. Orada ısrarla ve altında çizerek Sivas'ın DAP projesinden çıkartılmış olmasının doğru olmadığını. Evet. Sivas'ın biliyorsunuz ilk DAP projesi ortaya çıkartıldığında Sivas'ın DAP projesi de olduğunu görüyoruz. Var. Evet. Ama daha sonra nedenini ben de bilmiyorum. 2011 yılında iktidar tarafından Sivas DAP projesinden çıkartılmıştı. Ben de tekrar 2016'daki bu bütçe görüşmemde Sivas'ın mutlaka DAP projesine alınması gerektiğini, eğer Sivas DAP projesine alınmayacaksa Sivas'la ilgili tarımsal anlamda ayrı bir destekle, ayrı bir projeyle mutlaka Sivas'ın değerlendirilmesi gerektiğini ısrarla konuşmamda vurgulayarak Sayın Bakanımıza, Kalkınma Bakanımıza ben ricada bulunmuştum. Sayın Kalkınma Bakanımıza ben burada teşekkür ediyorum. Evet. Özellikle bir Sivas milletvekili olarak ben teşekkür ediyorum. Niye? Buradaki yaptığım konuşmadan sonra Sayın Bakan da değerlendireceklerini, eğer bir sıkıntı, bir engel yoksa mutlaka Sivas'ı DAP projesine tekrar alacaklarının sözünü bana orada vermişti. Ve o sözünde durdular. Sayın Bakan'a ben o yüzden teşekkür ediyorum. Ve akabinde Sivas'ı tekrar DAP projesine almış oldular. Hani bunu niye söylüyorum? Hep muhalefet olumsuz, işte hep eleştiren, hep muhalefet yapan bir milletvekili gibi değil. Bakın ne yaptık? Yapıcı, olumlu bir konuşmayla. Evet. Bunu sizin teklifiniz üzerine yaptılar ama yani bizim milletvekillerimizin, bakanımızın etkisi olmadı mı Sivas'ın? Ben teşekkür ettim. Bakın ne dedim? Kalkınma Bakanımıza teşekkür ettim. Kalkınma Bakanı şahsında hükümete teşekkür ediyorum. Evet. Niye? Sivas için çok önemli. Ya Allah razı olsun. Tamam. Emeği geçen herkesten. Ben yaptım demiyorum. Evet. Ben sadece nedir? Gündeme taşıdım. Tabii. Yani yapan ben de göreviniz. Ama ben gündeme taşıdım. Sivas söz konusu olduğunda hep kesinlikle birlik olacağınıza inanıyorum zaten. O yüzden de ben teşekkür ediyorum. Bu noktada diğer bir nokta şu, küçükbaş hayvancılığın Sivas özelindeki, ben şunu hep söyledim konuşmalarımda, yine söylüyorum. Küçükbaş hayvancılığın başkentidir Sivas bana göre. Evet. Küçükbaş hayvancılığın sorunlarının ve sıkıntılarının konuşulması ve sorunların çözüm noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamuoyuna vereceğimiz o raporu Sivas'tan bunu yapalım diyerek ben Sayın Genel Başkanımıza bu teklifi yaptığımda ben buradan Sayın Genel Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Olumlu ve yapıcı bir tavırla tabii ki dedi.
Ve biz 1 Aralık'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sivas'ta konuk ettik. Sivas'taki tarımla ilgili sivil toplum örgütlerimizi Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya getirdik, buluşturduk. Ve orada belki işte saatler sürmedi ama en az bir 2 saat süren bir süreçte Sayın Genel Başkanımız Sivas'taki sivil toplum örgütlerimizin oraya katılan başkanlarını ya da temsilcilerini dinleyerek notlarını aldı. Ki şey de yanımızdaydı, ben gelen milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Tarımla ilgili genel başkanımızın baş danışmanlığını yapan, aynı zamanda tarım komisyonundaki benim arkadaşım Okan Gaytancıoğlu. Yine tarım komisyonunda beraber görev yaptım. Anası İmranlı olduğu için ben onu İmranlı en sayıyorum. En son öğütün ismi çok geçiyor tarımla alakalı. Yok, bizim Bursa milletvekilimiz Sayın Orhan Sarıbal. Yine çok değerli sevgili kardeşim Hafikli, İstanbul milletvekilimiz Sayın Ali Şeker Beyler destek verip geldiler. 2 tane katıldılar. Tarım komisyonu üyemiz var desene Sivas. 3 kişi. 3 tane maşallah. 3 kişiyiz. Yani ben işte anası İmranlı olduğu için İmranlı sayıyorum. Biraz evet. Sivas milliyetçiliği yapıyorum. Evet. Burada çok, gerçekten çok verimli, çok güzel bir küçük bir çalıştay, mini bir çalıştay yaptık. Evet. Ve ne oldu sonuçta? Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan aldığımız o sorunları, sıkıntıları derleyip toparladık. Çok kısa bir süre sonra şöyle küçük bir kitapçıkla da ülkeye mal edeceğiz. Küçükbaş hayvancılığın sorunlarını, sıkıntılarını ve çözüm önerilerini. Evet. Biz bunu Sivas'ta yapmış olduk. Tabi burada da yine dediğim gibi ben sadece çorbada tuzu olan, teklif eden ama genel başkanımızla birlikte diğer milletvekili kardeşlerimizin de Sivas'a gelerek burada Sivas özelinde bu sorunları masaya taşıyarak sorunların çözümünde dediğim gibi bir kitapçı da yayınlayacağız yakında. Evet. Sivas'tan dillendirmiş olmamız Sivas çiftçisi adına da çok önemlidir diye düşünüyorum. Sayın milletvekilim teşekkür ederiz ama tarımın temel sorunları deyince tabii bu tarım arazilerimizin son 25 yıl içinde 1/7'sini kaybettik. Evet. Yani burada bizler belediyenin merhametine terk edildi tarım arazileri ülkemizde. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi 1. sınıf tarım arazileri talan ediliyor. Yani Sivas'ın tarım arazisi Türkiye'nin tarım arazisinin yaklaşık 20'de biri. Ama biz 4 milyon hektar tarım arazisini kaybettik. Yani 3 Sivas'ı kaybettik. Her 8 yılda bir Sivas kaybetmişiz. Bu konuda muhalefet ne getirdi? Yani tarım arazilerinin korunmaya alınmasıyla alakalı olarak. Ya da Fransa'da bir yasa var, SAFER, tarım arazilerini korumaya alan. Bu konuda neler yapılabilir? Ne yaparız da tarım arazilerini korumaya alabiliriz? Bir de bu kamu kararı yararı. Nelerde kamu kararı yararı var ya da kamunun yararı var? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ne yapabiliriz? Şimdi öncelikle, veya ne yaptınız? Öncelikle üzülerek söylemek istiyorum ki ben Tarım Komisyonu üyesi olarak yaklaşık 2 yıl olacak. İşte Haziran ayında 2 yıl olacak. 2 yıldır Tarım Komisyonu olarak 2 defa toplandık. Yani toplanamıyoruz. Maalesef, maalesef. Yani bu neyi anlatıyor? Mevcut iktidarın tarıma hangi gözle baktığını gösteriyor. Ya tarım komisyonu olarak biz oturup da komisyon toplantısı yapıp Türkiye'deki tarımın sorunlarını dahi konuşamıyorsak bu geldiğimiz nokta için gerçekten utanç verici bir noktadır diye düşünüyorum. Şimdi başka şeye gerek yok. 2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanunu'nun 21. maddesini siz de benden çok iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Bu kanun mevcut iktidar tarafından çıkarıldı. Ha teşekkür ediyorum. Ama uygulama noktasında da teşekkür etmiyorum. Tam tersine yanlış yaptıklarını ve doğru olmayan uygulamalar yaptıklarını söyleyerek eleştiriyorum. Bu 21. maddede ne diyor? Buraya da getirdim. Yani okumaya da gerek yok. Siz de biliyorsunuz. Çiftçilerimiz de bilmeyenler belki bilsin diye söylüyorum. Söyleyin. Gayri safi yurt içi hasılanın kanunda 20. maddede yazan. Gayri safi yurt içi hasılanın en az %1'i. Bak en az kelimesi de çok %1'inden önemli. Aşağı olmaz. En az %1'i olması gerekirken çiftçiye verilen destekleme 2006 yılında bu kanunun çıktığı günden bugüne kadar maalesef bu hiçbir dönem %1'i bulmamış. O kanun daha önce çıktı herhalde. 2006 yılında yürürlüğe. Yani bu 21. maddede özellikle bu %1 olayı 2006. Şimdi yani bu ne demektir? Gayri safi yurt içi hasılanın en az %1'ini çiftçiye teşvik ve destek olarak vereceğiz demektir. Evet.
Şu ana kadarki en fazla ödenen binde 50, 50 yani 14 binde 5, milyon binde 5. milyar civarında oluyor. O da yaklaşık 3.2 milyar dolara mı geliyor? Yani falan. Yani biraz çıktı. Şimdi, yalnız Sayın Milletvekilim, burada en fazla destek 98'de Erbakan Hoca döneminde verilmiş tarıma. 6.6 milyar dolar. En düşük destekte üçlü koalisyon döneminde verilmiş 1.7 milyar dolar. Demek ki rahmetli Erbakan Hoca'nın söylediği bir şey vardı. Ne diyordu? Bunlar arka pencereden kaçanlar, tembel talebeler diyor. Demek ki bunlar dersine iyi çalışmamış. Tembel talebeler. Arka, en düşük destekte. Demek ki bu bölümde de derste arkadan kaçmışlar camdan diyor. En düşük destekte üçlü koalisyon döneminde verilmiş. Evet, buyurun. Şimdi AKP iktidarlar döneminde tarım sektörüne bütçeden ayrılan toplam para, rakamlar hafızam beni yanıltmıyorsa 68 milyar civarında toplam. Yani AKP iktidarlar döneminde. Hı. Ama bakın aynı dönemde, bu iktidarlar döneminde faiz ödemelerine sağlanan bütçenin 9 katı fazlası, yani 598 milyar liraya ulaşmış. Ha ne demektir bu? Yani yerli ve yabancı rantiyeciye çiftçinin tam 9 katı daha fazla ödeme yapmışız. Evet. Anlatabildim mi? Hı. Onun için yani tarım, çiftçi, bunları hakikaten konuşacağız da ben tekrar senin de izninle, müsaade edersen, sözüm daldım ama 16'dan sonra mutlaka en az 2 saat, hatta kaç saat derseniz geleyim. Bu programlar yapayım. Bir konuya daha değinelim de Sayın ben Milletvekili. Ben izninle şu tamam. Hayırlı şimdi çalışmamıza bir başlayayım istiyorum. Bu Sivas'ın tarım arazisinin 3'te 2'si kayıt dışı. Miras hukuku. 2.720.279 hektara sahip Sivas'taki topraklarımızın. Tarım arazisi 12 milyon dönüm. Ekilebilir evet. Tarım arazisi. Bunun 4 milyon dönüm ÇKS'miz var. 8 milyon dönüm yaklaşık kayıt dışı arazimiz var. Miras hukukundan dolayı sıkıntılar var. Verasettir, intikaldir. Yani ben şunu her zaman söylüyorum. Hükümet görmediği bir arazinin üzerinde planlama yapma şansı yok. Kesinlikle. Yani 945 Kesinlikle. Havzaya böldü ülkeyi diyorlar ama bunu neyin üzerinden yapıyorlar? ÇKS üzerinden. Doğru olan mülkiyetin bir tarafa bırakılıp zilliyetin esas alınması. Ekenlerin bu desteklerden faydalanması. Buradan da hakikaten Sivas olarak biz çok büyük zarar ediyoruz. Kesinlikle o konuda bir çalışma Kesinlikle. Oldu mu? Ben bunu bakanımıza da, milletvekillerimize de, valimize de hepsine söyledik. Ağzına dedik sağlık. Ki Sivas'ın Ağzına tarım sağlık. Arazileri kayıt dışı. 3'te 2'si. Bizim çiftçimiz bankaya gidiyor, kredi kullanacak. Diyorlar ki senin ÇKS'n şu kadar, şu kadar kredi kullanabilirsin. Ya ben ondan çok fazla ekiyorum. İşte pancarla alakalı, buğdayla alakalı. Yok diyorlar, sen bunu belgeleyemiyorsun. Ama uydudan baktığında şimdi Tarım İlçe Müdürlüğü'ndeki bir eleman Bayram Sevim'in Polatpaşa köyünde hangi tarlaya ne ektiğini de görüyor. Yani. Yani bunların da kayıt altına alınması gerekir diye düşünüyoruz. Kesinlikle o çok önemli. Bir de toplulaştırma çalışmaları çok önemli. Evet. Yani bunlar mutlaka tarımın. Toplulaştırmada da olmazsa, hükümetin önüne bir hedef koyması gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Olmazsa olmazlarımızdır evet. Ve bunları en kısa zamanda çözmek zorundayız diyorum. Ben evet. Müsaaden istiyorum. Tabii buyur. Şimdi çünkü zamanımızı çok iyi kullanalım istiyorum. Saate evet. Baktım çok fazla. Yo da. Yani bu bölüme çok fazla zaman ayırdık. Şimdi ben izleyenlerimizin de affına sığınarak tarımla ilgili sohbetimizi sözünü aldım. Bir sonraki evet. programımızda çok geniş, çok detaylı bir şekilde mutlulukla, gururla. Çünkü ben de tarım içine evet. gelen bir insanım. 25 yıldan fazla bizzat sahada çiftçiyle, tarlada, ahırda, ağılda beraber olan. Evet. Yani o bizim deyimizle mayısın kokusunu da bilen, akbunun kokusunu da bilen. Evet. Hele zona buğdayı da yükleyen Peki, bir insan olarak mutlulukla bunları bu konuşacağız. Referandumla ama, alakalı mecliste, mecliste Sayın Milletvekili. Ne yaptınız? Nasıl bir süreç geçti? Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, AK Partisi milletvekili, dövüş oldu, kavga oldu. Neydi bu? Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı, yani diyelim ki bir tarafta 12 Eylül Anayasası, bir tarafta beğenmediğiniz bizim 339 milletvekilimizin yaptığı anayasa. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi neydi? Birbirinden iyi mi? Siz daha iyisini önerdiniz mi? Ya da orada bir milletvekilimiz kendini kürsüye kilitledi. Yani bu halkın önüne gelecek bir şey. Halkın önüne gelmesin diye mi yaptınız bunu? Anlatır mısınız bunları? Teşekkür Buyurun. Ederim. Öncelikle isterseniz oradan kısa anekdotlarla evet. başlayalım. Çok da izleyen dostlarımızı sıkmadan. Evet. Şimdi tabii bu işin mutfağı Anayasa Komisyonu'dur. Komisyonda işin doğrusu uzun görüşmeler yaparak herkes,
bütün milletvekilleri katılan, komisyona katılan bütün milletvekilleri de fikirlerini söyleyerek şu hazırlanan, şu orijinalidir. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayladığı evet. o teklifin 18 maddenin orijinali. Evet. Şuna katkı versinler istedik. Herkes evet. konuşsun istedik ama tabii orada işin doğrusu konuşturulmadık. En son ben 21.ydim hafızam beni aldatmıyorsa. 21. konuşmacı bendim. Yani saat sınırlaması olmadan rahatça konuşma anlamında söylüyorum. Evet. Genel şunun milletimiz bilsin. Genel gerekçe üzerinde en son konuşma yapan rahat konuşmacı bendim. Yani benden sonra son vuruşu siz yaptınız. Yok, son vuruşu AK Parti yaptı. Susturdu herkesi, konuşturmadılar. Evet. 21. falandım ben konuşmacı. 1 saat 20 dakika ben komisyonda evet. bir hukukçu olmamama rağmen ama bu vatanı seven, bayrağını seven, hmm. milletin bölünmez bütünlüğü savunan, bu ülke için gecesini gündüze katmaya çalışan halkın bir milletvekili olarak ben bile aylarca hukuk çalıştım. Hmm. Aylarca. Anayasaları inceledim. Amerikan sistemini inceledim, başkanlık sistemini. Fransa yarı başkanlığında. Hani bunları özellikle örnek vermemdeki kasıt, evet. hani dünyada doğru başkanlık sisteminde en güzel örneklerden bir tanesi evet. Amerika olduğu için ya da yarı başkanlıkta Fransa olduğu için onlara örnek veriyorum. Sistemleri inceledim. Türkiye'deki anayasaları 1924'ten başlayan süreci hatta 1876 ile başlayan süreçteki anayasaları da inceledim. Dersime çalıştım. Hukukçularımızı ondan dinledim. Ondan eminim. Anayasa profesörlerini dinledim. Evet. Yani düşüncesi farklı olanları ısrarla dinlemeye çalıştım. Evet. İlla hayır desin ya da illa evet desin noktasına evet. hareket etmedim. Dinlemeye çalıştım. Oradan kendimce çıkardığım notlarımla evet. acizane ben de komisyonda 1 saat 20 dakika konuşarak katkı vermeye çalıştım. Evet. Geldiğimiz nokta maalesef ısrarla bizim bu komisyondaki yapılan görüşmeleri, konuşmaları ne olur televizyonlar versin. Öyle ya, biz şimdi geldik halka diyoruz ki bir tercih meclis yapın. Meclis televizyonu vermedi mi? Sayın vermedi. Evet. Şöyle, Anayasa Komisyonu'nda biz önce bir talepte bulunduk. Dedik ki ya bütün televizyonlar versin. Öyle ya, bu işi vatandaş gidip tabii sandıkta vatandaş, tercih yapmayacak evet, mı yapacak? Doğru söylüyorsun. O zaman milli iradeden saklayacak bir şeyimiz var mı? Doğru söylüyorsun. Yok. Milli iradenin izlemesinden niye korkuyorsunuz dedik. Evet. Ve korktular. Televizyonların yayınını yasakladılar. Vermediler. Meclis televizyonunun sadece meclis televizyonunun yayınına o da belli saat dilimler içerisinde keserek yayın yaptırıldı. Evet. Peki Anayasa Komisyonu'ndan geçtik, Meclis Genel Kurulu'na geldik. Orada aynı talebimizi yeniledik. Dedik ki tamam, diğer televizyonlardan vazgeçtik. Meclis televizyonu versin. Evet. Ama ne yapsın? Meclis televizyonunun yayın saati şöyle. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclis Genel Kurulu'nda saat 14 ile 19 arası yayın yapıyor. 19'da yayını kesiyor. Zaten biz 19'dan sonra anca başlıyoruz bunları konuşmaya. Niye? Evet. 19'a kadar partilerin vermiş oldukları meclis araştırma önergeleri, işte gündem dışı konuşmalar vesaire derken asıl anayasa görüşmelerine geçtiğimizde meclis televizyonu yayın yapmadı. Evet. Biz de bir formül bulduk. Şeker TV'yi kurduk. Evet. Ali Şeker'i buradan selamlıyorum saygıyla. Bizim Hafikli bir kardeşimiz, İstanbul evet. milletvekilimiz. Şeker, Ali Şeker, soyadı Şeker olduğu için takılıyoruz Şeker evet. TV diye. Evet. O ne yaptı? Periskop'tan ve daha sonra da baktık olmuyor. Bir kamera getirdi. O kameradan yayını Halk TV aracılığıyla millete vermeye çalıştık. Evet. Yani özeti şu. Hani biraz muhabbet sıkmadan tabii, başlayayım. Tabii, tabii. Özeti şu. Bu teklifi getirenler halkın bu teklifin içeriğini bilmesinden rahatsız oldukları için halktan gizlediler. Ne Anayasa Komisyonu görüşmelerinde ne de Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde şu biraz sonra sizlerle sohbet edeceğimiz evet. bu 18 maddenin sizler tarafından bilinmesini istemedikleri için yayın yaptırmadılar. Çok net söylüyorum. Vallahi istemeseler de halkın önüne geliyor. Aynen, aynen. Ya. Yani korkunun ecele faydası yok diye evet. bir tabirimiz var ya bizim. Millet şimdi 16 Nisan'da gidecek ve o tercihini yaparken siz bizden gizlediniz ama biz bunu öğrendik, gereğinde yaptık diyecekler. Ben ona eminim. Evet, evet. Şöyle başlayalım yine çok sıkmadan. Efendim getirilen teklif metni 18 madde. Evet. Ama 18 madde değil tabii. Sadece 16. maddede bile şuradan göstereyim kameramız hangisi? Şu karşıdaki miydi? Şu karşı sayın. Bakın 16. maddede sadece
Bu maddede bile bakın şurada kanun maddelerini yazmışım. Bir 16. madde içerisinde tam 54 tane kanun değiştiriliyor. Yani torba anayasa olur mu? Evet. Maalesef. Maalesef 54 torba. Derken yani. 16. maddenin içerisinde evet. Tam 54 tane kanun. Bak burada kanun maddelerini ben kendim çıkardım. Tek tek yazdım. 54 tane kanun değişiyor. Evet. Yani 18 madde diye halkı kandırmayalım. İşin doğrusu 18 maddeden çok fazla. Yani içeriği neydi? İçeriğine girelim. Maddenin. Şöyle evet. Yavaş yavaş girelim. Evet. Efendim, teklifte yazan ve Sayın Başbakanımızın da birçok kereler, salı günü grup konuşması da söylediği bu anayasa değişikliği sistem değişikliğidir. Rejim evet. Değişikliği değildir. Cumhuriyeti biz lağvetmiyoruz. Bizim cumhuriyetle sorunumuz yoktur. Cumhuriyet yani demokrasi devam ediyor. Evet. Diyerek her defasında bizim ısrarla bu bir rejim değişikliği dediğimize cevap veriyor Sayın Başbakan. Oradan başlayalım. Evet. Şimdi bunun demokrasi mi yoksa bizim iddia ettiğimiz gibi bir rejim değişikliği olduğu mu yoksa başbakanlığın kalkıp bir cumhurbaşkanlığı sistemi olduğumu milletin takdirine bırakarak başlayalım. Şimdi demokrasilerde esas nedir? Demokrasilerdeki esas şudur. Denge denetleme sistemi olmak zorundadır. En başta da yargının, yasamanın ve yürütmenin bu üçlü sac ayağının mutlaka birbirinden bağımsız olması, evet. Milletin iradesinin oraya yansıması, hukukun üstünlüğü temel ilkesiyle bunların mutlaka bağımsız denetlenebilir olması demokraside esastır. Şimdi buradan başlayalım. Denge denetleme sistemindeki en önemli husus yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsızlığı burada hangi maddelerde ele alınıyor? Buralarda 14, 16, 17. maddelerde ele alınıyor. Şimdi Türkiye'de yargının tepesi hakimler ve savcılar kuruludur. Evet. Bu anayasamızda 159. maddede Hakimler Savcılar Kurulu'nun nasıl seçileceği ve ne şekilde görev yapacağı belirtilmiştir. Şimdi bu getirilen teklif metninde evet. Hakimler Savcılar Kurulu'nun üye sayısını 13'e düşürüyor. Burada bu teklifte. Evet. Kaçıncı maddede? 16. 14, 16 ve 17. maddelerde Hakimler Savcılar Kurulu ve yargıyı düzenleyen maddeler. Evet. Hatta şuradan da kameraya göstereyim. Bakın. Madde 14 ne diyor? Kanunun 159. maddesi başlığıyla başlayan yani şu evet, anayasadaki evet. 159. maddede başlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşur diyor. Bakın. Yapısı değişiyor. Evet. 13 üyeden oluşuyor. 2 daireden oluşuyor. 2 dairede çalışıyor diyor. Şimdi burada bunun 4 üyesini Cumhurbaşkanı atıyor. Onu anlatacağım. Şimdi şu beğenmediğimiz Junta Anayasası'nda 80 darbesi ürünü olan ki ben de eleştiriyorum, ben de beğenmiyorum. Evet. Net söyleyeyim. Bu beğenmediğimiz darbe anayasasında bile, bakın bunda bile yargı bağımsızlığı çok özenle, itinayla korunmuş. Nasıl korunmuş? Buradan bahsedersek, buraya geçersek çok daha iyi anlaşılacak. Tabii buyurun. Şimdi burada 159. maddede HSYK'nın yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı şu şekilde oluşturulmuş. Efendim 22 asıl 12 yedek üyeden oluşuyor burada şu anda. Evet. Şimdi bu 22 asıl üye ve 12 yedek üye nasıl seçiliyor onu bahsedeyim. Bu darbe anayasasında bu 22 asıl üyeden 4 tane asıl üyeyi Sayın Cumhurbaşkanı kendisi doğrudan atıyor. Evet. İki tanesi de, bir tanesi Sayın Adalet Bakanı kurulun başkanlığını yapıyor. Bir tanesi de Adalet Bakanı müsteşarı kurulun üyeliğini yapıyor. Bunlar da dolaylı olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atandığı için biz Türkçesi 6 tanesi diyelim. 6 tanesini Sayın Cumhurbaşkanı atıyor. Geriye kalan 16 tane HSYK'nın asıl üyesi Hakimler Savcılar Kurulu'nun kendi kurullarından, nereden? İşte Yargıtay Genel Kurulu'ndan, Danıştay Genel Kurulu'ndan, Adalet Akademisi Genel Kurulu'ndan, işte Adli Yargı'dan, birinci sınıf hakim ve savcılardan vesaire yargının kendi içerisinden seçimlerle yukarıya gönderiliyor. Yani ne diyor yargı?
beni yönetecek olan, yargının tepesi olan Hakimler Savcılar Kurulu'nun 16 üyesini ben seçerim diyor burada verilen yetkiyle ve seçiyor. Evet. Yetmiyor. 12 yedek üyeyi de yine aynı şekilde Hakimler Savcılar Kurulu, hakimler ve savcıların kendi oluşturmuş olduğu demin anlattığım gibi Yargıtay, Danıştay vesaireden seçilerek geliyor. Ha 12 yedek üyeyi niye altını çizerek belirtiyorum? Bir üye, asıl üye görev süresi bitti, boşaldı veya istifa etti bir şekilde boşaldığında yedek üye asıla geçiyor. Evet. Nedir bu? Demek ki yedek üye asıla geçtiğinde gene siyasetin ya da yürütmenin etkisi değil, Hakimler Savcılar Kurulu'nun kendi seçtiği üye asıla geçmiş oluyor. Evet. Yani çok sıkmadan anlatmak istiyorum. Bugünkü beğenmediğimiz bu junta anayasasında bile 22 tane asıl 12 tane yedek üyenin sadece 6 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. Geriye kalanların tamamı hakimler ve savcılar kendi içerisinden seçerek yukarıya gönderiyor. Yani nedir? Yargı bağımsızlığı korunmuştur. Evet. Siyasetin ya da yürütmenin ya da Cumhurbaşkanı'nın burada etkinliği çok azdır, yok denecek kadardır. Çünkü 6 üyenin orada oy olarak da çok fazla bir etkinliği olmayacaktır. Evet. Peki bu böyleyken getirilen bu teklif de nasıl? Evet. Şimdi bunu anlatalım. Dostlarımız öğrensinler. Tabii. Efendim burada maddesini de buradan ekranlardan göstereyim. Hiçbir yorum yapmadan sadece maddeyi anlatacağım için. Sen kattın. 14. Sen, maddeyi biliyorsunuz. Sen uydurdun demesinler hiç kimse. 14. maddede bakın burada 13 üyeden oluşur dedik. Evet. Ve seçimini de burada nasıl seçileceğini de anlatıyor. Ben anlatayım buradan. Tabii buyurun. Efendim buradaki 13 üyenin 6 tanesini Sayın Cumhurbaşkanı kendisi doğrudan atıyor. Aynı demin anlattığım gibi 4'ünü doğrudan atıyor. İkisi de Sayın Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı kurulda görev yapacaklar için. Bu maddede 3 tane. 6 tanesini. Yok. 3 oradan diye toplam 6 tane. He, anladım. Üçünü Cumhurbaşkanı, diğerlerini... Hayır, altısı. Dördünü Cumhurbaşkanı doğrudan atıyor. Evet. Bir tane Adalet Bakanı, bir de Adalet Bakanı müsteşar olduğu için 6 tanesini Cumhurbaşkanı atanmış oluyor. Geriye kalan 7 tanesini de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer deniyor. Evet. Peki yargı? Yargı anlamaz diyor kendini yönetecek adamlar seçmekten. Evet. Ya böyle şey olur mu? Yargı bağımsızlığı yok. Niye? Meclis seçecek. Peki meclis nasıl seçecek? Bakın dikkat edin. Burada bile Yargıtay Genel Kurulu'ndan, Danıştay Genel Kurulu'ndan, Türkiye Akademisi'nden ya da vesaire yargın içinden seçilerek giden Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri hakimler ve savcıları yönetiyorken burada yargı tamamen devre dışı bırakılıyor. 6 tanesini Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan atıyor. 7 tanesini de meclis seçiyor. Peki meclis nasıl seçiyor? O da burada var. Şimdi ben anlatayım. İki tane istisnayı ben belirteyim ki Sayın Cumhurbaşkanı gelip de siyasi partinin genel başkanı sıfatıyla 7 tanesini orada nasıl seçecek dediğimde kafa karışmasın. Getirilen teklif metnimizde 18. madde. Göstereyim. Şurada. 18. maddenin C fıkrasında son paragrafta okuyorum buradan aynen. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir. İbaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde. Yani ne diyor? Diyor ki referandumdan eğer evet çıkar ise yayımlandığı tarih itibariyle resmi gazetede yayımlandığı tarih itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı isterse gider tekrar kendi siyasi partisine üye olabilir. Ve isterse partisinin genel başkanı olabilir. Bu maddede bu yetkiyi alıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani resmi gazetede yayınlanır, yayınlanmaz. Aynen öyle. Partisinin üyesi oluyor, isterse evet. Genel başkan oluyor. Evet. Peki, ikinci istisna ne? Onu da buradan göstereyim ki. Madde 17'de, geçici madde 21 ve C fıkrası. 17. maddenin C fıkrasında. Bakın buradan okuyorum. Ne diyor? Anayasanın 159. maddesi, demin anlattığım gibi Hakimler Savcılar Kurulu düzenleyen maddesinin yapılan düzenlemeye göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç 30 gün içinde seçilir.
İkinci istisnamız da bu. Yani 2019'u beklemeden iki noktada acelesi var bu teklif hazırlayanların. İki noktadaki acele, birisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen partisinin başına geçip genel başkan olması. İkincisi de hemen meclise gelmesi. Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 üyesinin 30 gün içinde en geç seçilmesi. Bu iki istisnayı belirttikten sonra şimdi anlatınca taşlar daha iyi yerine oturacak. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı 13 tane Hakimler Savcılar Kurulu yükseğe de kalkıyor burada. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yükseğe gidiyor. Hakimler Savcılar Kurulu olarak isim olarak öyle değiştiriliyor. Hakimler Savcılar Kurulu'nun 6 tane üyesini ben, örneğin ben Cumhurbaşkanı olarak buradan atadım. Sonra kalktım, koltuk değiştirdim. Bir başka yanındaki koltuğa oturdum, aynı kişi ben. O koltukta da partimin genel başkanı olarak o koltuğa oturuyorum, aynı kişi. Ve geliyorum meclise. Mecliste de 7 tane Hakimler Savcılar Kurulu üyesini yine ben, aynı kişi, bir siyasi parti genel başkanı sıfatıyla seçiyorum. Ha nasıl seçiyorum? Şimdi diyecekler ki, ben sahada bu soruyla çok karşılaştım. Evet. Efendim diyorlar, mecliste bugün 4 tane siyasi parti var grubu bulunan. 550 milletvekili var. Yani bir siyasi parti 7 taneyi nasıl seçecek tek başına? Diğer partiler de oy veriyor, diğer milletvekiller de oy veriyor. Şimdi oradaki sistem şu. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Bunu çok söylüyorum. Burada da şeytan ayrıntıya girmiş. Nasıl girmiş bakalım beraber. Yani öyle ilginç ayrıntılar var ki. Şimdi bakın mecliste efendim. Mecliste çok mu şeytan var Sayın Milletvekili? Şeytan ayrıntıya girmiş. Nasıl girmişse bakın. Şurada ben maddede çıkartmışım. Tek tek yazmışım. Maddesinde söylüyorum dostlarım. Baksınlar lütfen. 17. maddede 21. geçici madde 21. C fıkrası. Demin söyledim ya 30 gün içinde en geç seçilir derken onun altından da seçilme yöntemini anlatıyor. Devam ediyor. Seçilme yöntemi de şu. Şöyle göstereyim ben sonra anlatayım. 17. madde evet. Efendim diyor birinci oylamada mecliste hani 7 tane seçeceğiz ya mecliste. Evet. Ve bunları da tek tek ayrı ayrı seçeceğiz onu belirteyim. Ayrı ayrı tek tek oylayacağız. Efendim birinci oylamada 3'te 2 çoğunluk aranır diyor. 550 milletvekiliyle mevcut parlamentoyla seçeceğimiz için 550 milletvekilinin 3'te 2 çoğunluğu 367 milletvekili yapıyor. Hiçbir partinin şu anda mecliste 367 milletvekili yok. Evet. Doğal olarak biz birinci turda seçemedik. Evet. İkinci turda 5'te 3 çoğunluk aranır diyor. 5'te 3 çoğunluk demek 330 milletvekili demek. Peki 330 milletvekili var mı herhangi bir siyasi partinin bugün? Yok. Yok evet. Hiçbir partinin yok. Doğal olarak ikinci turda da seçemedik. Üçüncü turda aynen buradan okuyorum. Üçüncü turdaki seçim yöntemi şu. Bakın. Şuradan okuyorum. Üçüncü oylamada hangi bende o maddenin? C fıkrasında devam ediyorum. Üçüncü oylamada en çok oyu almış olan seçilecek üyelerin iki katı aday arasından at çekme usulü ile. Bakın. Şimdi hepimiz dört işlemi biliyoruz az çok değil mi? Evet. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme dört işlemi biliyoruz. Gelin şurada şeytan nasıl ayrıntıya girmiş beraber bulalım. Şimdi efendim AK Parti'nin 317 milletvekili var. Sayın Meclis Başkanımız oturumları yönettiği için oy kullanamıyor tabii doğal olarak. Evet. Geriye 316 kalıyor. Evet. 316 milletvekilimizi ufacık bir bölme işlemi yapalım. İkiye bölelim. Kaç evet. oluyor? 158. Evet. Peki AK Parti dışında hiçbir siyasi partinin 158 milletvekili var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Ben Cumhurbaşkanı olarak 6 kişiyi atadım. Sonra geldim. Partinin genel başkanı olarak buraya tekrar oturdum ve talimat veriyorum. Diyorum ki her tur oylama ayrı ayrı yapılacak ya. İşte birinci tur oylamada iki tane benim emrimden çıkmayacak partilimiz üyeyi belirleyin. Belirledik. Efendim 158 oylarınızı dağıtın. Dağıttık. Son en çok oy alan son ikiye kim kaldı? İkisi kaldı.
Şimdi kura çekelim. Ya hangisi çıkarsa çıksın. İkisi de ben belirledim. Yani kim kimi kandırıyor burada? Evet. İşte böyle geri kalan mecliste 7 tanesini de bir siyasi partinin genel başkanı gelip mecliste seçecek. Yani işin özü Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 tane üyesinin 13'ünü de bir siyasi partinin genel başkanı seçecek ve adeta milletin aklıyla alay eder gibi buraya da birinci maddeye de koyacaksınız. Diyeceksiniz ki efendim anayasanın 9. maddesine bağımsız ibaresinden sonra gelmek üzere ve tarafsız ibaresi de eklenmiştir. Allah aşkına aklınızda alay mı ediyorsunuz? Ben şimdi bir siyasi partinin genel başkanı olarak tarafsız olmam mümkün mü? Ben tarafım. Mümkün değil, evet. Ben tarafım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim. Sayın milletvekili. Ve ben tarafım. Bu maddede. Şimdi dur, bitireyim, yani, bitireyim cümlem müsaade buyursanız. Ben bir siyasi partinin genel başkanı olarak bağımsız ve tarafsız olmam mümkün değil. Tarafım ve taraf olarak da ben kendi emrimde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, yeni adıyla Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 tane, çok özür dilerim, memurunu emrimde ben tayin ediyorum. Sonra da dönüp diyorum ki Hakimler Savcılar Kurulu bağımsızdır, yargı bağımsızdır ve tarafsızdır. Aklımızı alay etmeyin ne olur diyorum. Sayın milletvekilim, şimdi bunu beğenmedik. Darbe anayasasını da beğenmedik. Cumhuriyet Halk Partisi ne getirdi burada? Yani bunlar yanlış. Doğru olan şu. Sizce neydi doğru olan? Onu getirdiniz mi? Doğru olan var. Biz anayasamız hazır biliyor musun? Evet. Belki de milletimiz de ilk defa öğrenecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz anayasayı hazırladık. Hazır. Şu anda yarın getirin kamuoyuna sunun desin hazır. Neydi yani? Biz parlamenter sistemin güçlendirilerek. Güçlü değil mi güçlendirilir? Bugün değil. Evet. Bugün maalesef işte. Demin anlattık. Ben de karşıyım. Sen 124 de turda Cumhurbaşkanı seçilemediğini yani, biliyoruz. Parlamenter yani. Sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini güçlendirilerek devam etmesinden yanayız biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Evet. Bunun değil. O hazır. Ama tabii o hazır olması bir şey ifade etmiyor. Şimdi hazır olan bunu referandumda oylayacağız. Evet. Şimdi müsaade ederseniz devam edelim. Tabii şimdi, tabii buyurun. Ne dedim? Demokrasinin olmazsa olmazı üçlü bir sac ayağından bahsettim. Yargı, yasama ve yürütmeden bahsettim. Ve bunun üçünün de denge denetleme sistemi içerisinde nedir? Mutlaka bağımsız olması, denetlenebilir olması, güçler ayrılığının korunuyor olması evet. gerekiyor dedim. Şimdi yargının tırnak içinde söylüyorum ne kadar bağımsız olduğunu anladık. Tamamen bağımsız bak. Hiç kimse karışmıyor. Bir kişi karışıyor. Bir kişi her şeyi belirliyor burada. Evet. Şimdi efendim yürütmeye geçelim. Burada teklif metninde Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevleri 12. maddede çok net, çok geniş bir şekilde anlatılmış. Ben tabii burada hepsini okumayacağım. Zamanımızı iyi kullanmak adına bakmak isteyen dostlarımız baksınlar. Bakın burada Cumhurbaşkanı'nın görevleri belirtiliyor madde 12. Şimdi ben hepsine dediğim gibi değinecek zamanım yok. Keşke olsa hepsini tek tek okuyup değerlendirsek ama. Şimdi Cumhurbaşkanı, tırnak içinde söylüyorum Cumhurbaşkanı, yani başkan. Efendim yürütmenin başı burada. Başbakanlık kalkıyor. Peki bu başkan ne yapacak? Bu başkan kendisiyle birlikte görev yapacak olan başkan yardımcıların tamamını kendi atayacak. Kaç tane atayacak? Sayı yok. Bir üst sınır yok. İstediği kadar başkan yardımcısı atayabilir. Kim atayacak? İstediği kişiyi. İster 18 yaşındaki yeğenin atar, ister 18 yaşında bir bakanın oğlunu atar, ister 18 yaşında bir başka bakanın kızını atar, isterse herhangi bir bu kriterlere uyan herhangi bir kişiyi atar. Yine ister meclisin içinden atar, isterse meclisin dışından atar. İstediği kadar başkan yardımcısı atıyor. Başka? O maddeyi bir okuyabilir miyiz? Sayın milletvekili. Orada 12. Olağanüstü hal yönetimi madde 119. Dedim ya çok uzun burada görevleri içerisinde bir sürü. Cumhurbaşkanı savaş alanının savaşı gerektirecek onlara değineceğim. Baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma. Onlara değineceğim. 15 Temmuz. Oo evet. neler var. Onlara keşke diyeyim ya bir saat değil 3 saat olsa da hepsini konuşsak. Çok harika bunları da. Ben süremi idareli kullanmak tabii, adına. Yetebildiği kadar, zaman yettiği kadar ana maddelere değiniyorum. Niye? Çünkü başkan ülkeyi yönetecek. Başka kimler yönetecek? Yürütme. Başkan yardımcılarından oluşacak. Bakanlar kurulundan oluşacak. Evet. Şimdi başkan yardımcılarını Sayın Başkan atadı.
Bakanları, bakanları da başkan atıyor. Hükümetin dışından atadı, evet. İster içinden ister dışından atıyor. Ya içinden olursa milletvekilliği düşüyor zaten. Aynen öyle. Evet. Onu da atadı. Evet. İstediği kadar da bakanlık kurabiliyor, iftas edebiliyor. Tekrar yani o geniş yetkileri de veriyoruz. Acele diyor, kusura bakmayın süre yetiştireyim diye seyircilerime söylüyorum. Peki. Ya ben, bilsem peki, ben iki saate çıkardırdım ya. Ya yönetmenimizden rica edelim, önümüz açık mı ne olur. Yönetmenimiz yani, çok ters baktı bize peki. Yok yok. Peki yani, başka yaparız. Ne yapacak başkan? Evet. Sayın başkan üst düzey bürokrasinin de tamamını atayacak. Üst düzey bürokrasinin tamamını da başkan atıyor. İşte nedir, genel müdüründen müsteşarına, büyükelçisinden rektörüne. Bütün bürokraside. Şimdi kim atıyor peki şu anda? Üçlü kararnameyle atanıyor biliyorsun. Hükümet hükümet, başbakan ve cumhurbaşkanı. Burada öyle bir şey yok. Tek adam burada. Ne derse o bitmiştir. Evet. Efendim ne oldu peki? Atadık hükümeti. Kurduk bakanlar kurulunu. Peki bu bakanlar kurulu ve başkan yardımcıları nasıl hesap verecek? Kim sorumlu? Efendim bunlar başkana karşı sorumlu. Peki bunlardan hesap sorabilecek miyiz? Bir tane küçücük bir ayrıntı koymuşlar. Yine orada dalga geçer gibi bizimle. Yani orada... Efendim diyorlar bugünkü... Meclisin üçte iki çoğunluğu... Geleceğim. Evet. Üçte iki çoğunluğu. Evet. Efendim diyorlar bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet suçu dışında yargılanamıyor. Doğru söylüyorlar. Niye? Niyesi şu, onu açıklamıyorlar, ben açıklayayım. Efendim bugünkü sistemde yürütme üçlüdür. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kuruludur. Evet. Bu anayasada Cumhurbaşkanı sembolik olduğu için asıl yürütme Sayın Başbakan ve Sayın Bakanlar Kurulu'ndan oluşur. Evet. Ve bu sistemde başbakan da bakanlar kurulu da biliyorsunuz hesap verir. Geçmişte Yüce Divan'a giden çok sayıda bakan var. Hesap evet. soruyoruz. Peki diyorlar ya hani bu sistemde Cumhurbaşkanı hesap veremiyordu. Yargı dokunamıyordu. Burada dokunmayı getirdik. Getirdikleri dokunma da şu. Biraz önce sizin söylediğiniz nokta. Efendim yani 400 milletvekili. Efendim diyor. 600 milletvekilinden 400 tanesi. Evet. Ben kendimden yine örnek vereyim. Kimseye söz doğmasın. Ben Cumhurbaşkanıyım. Ya da onların deyimle Cumhurbaşkanım da bana göre başkan. Ben başkanım. Bir suç işledim. Peki ben suç işlediğim zaman gidip yargılanmam gerekiyor mu? Tabii ki. Nasıl yargılanacağım? Milletvekillerinin 400 tanesi evet. Başkan gitsin yargılansın der ise ha bu fiil anlamda mümkün değil. Ama diyelim ki dedi ve ben gidip yargılanacağım. İşte asıl burada bir şeytanın ayrıntısı daha var. Bu şeytan hiç durmamış ki akıllı. Şimdi buradaki ayrıntı şu. Ben 400 milletvekilinin evet yargılansın demesiyle gittim Yüce Divan'a. Peki Yüce Divan kim? Anayasa Mahkemesi. Peki Anayasa Mahkemesi burada nasıl seçilecek? Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri yani şu anda değişmeye başlasa kaç yılda değişebilir? Oraya da geleceğim. 12 yıl. Onu anlatacağım. Evet. 12 yıl görev yaparlar. Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri 4 yıl. Evet. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl görev yapıyorlar. Yani şimdi başlasa da... Yahu geleceğim. Geleceğim. İşte şeytan evet. durmuyor ki akıllı. Her tarafa giriyor bu şey. Şimdi Anayasa Mahkemesi üyeleri bu getirilen teklifte nasıl seçiliyor biliyor musunuz? Üye sayısı 15'e düşürülüyor. 12 tanesini ben Sayın Cumhurbaşkanı olarak koltuğumda, Cumhurbaşkanlığı koltuğumda atıyorum 12'sini doğrudan. Burada istisna yok, ayrıntı yok, net. 15 tane Anayasa Mahkemesi üyesinin 12'sini ben doğrudan Cumhurbaşkanı sıfatımla atıyorum. Evet. Bu kez 3 tanesini de demin anlattığım gibi koltuğumu değiştiriyorum. Mensubu olduğum, bulunduğum siyasi partimin genel başkanı koltuğunda meclise gidiyorum, 3 tanesini de orada seçiyorum. Ve ben eğer olur da bir suç işlersem bu Yüce Divan yani benim atadığım, benim emrimdeki memurlardan oluşan Yüce Divan beni yargılayacak. Ya benden vazgeçtik. Milletin aklıyla oynamayın ne olur. Milletin aklıyla alay etmeyin ya. Allah aşkına yapmayın ya. Efendim diyorlar. Geçen televizyon bir programında isim vermeyeyim reklama girmesin. Bir televizyon kanalında Sayın Uslu'yu dinliyordum. Orada yine konu bu. Soru soruldu. Soran gazeteci de fırçaladı zaten.
Sayın Üslup kibarca böyle bir güzel bir fırçaladı. Soru da sordurmuyorlar. Anlat, için, içeriğini anlatacak halleri yok ki anlatamıyorlar. Evet. Ya bunu nasıl anlatsın? Bunu anlattığında millet zaten ya ayıptır diyecek de diyor zaten. Evet. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bakın getirdim çıkarttım. Buradan çıkarttım. Burada da onu da söyleyeyim. Burada 146. madde. Mevcut anayasada 146 ve 147. 146 ve 147. maddelerde Anayasa Mahkemesi'nin şekli, çalışma esasları ve seçim yöntemi belirtilmiştir. Şimdi buradaki sistemde iki, hatta buradan yanlış okumayayım, ekranda başlayayım. İki tanesi Sayıştay'dan, bir tanesi de Baro'dan olmak üzere üç tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor burada. Geriye kalan üç Yargıtay'dan, iki Danıştay'dan, bir Askeri Yargıtay'dan, bir Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden, dört tane YÖK'ten, dört de serbest avukatlardan ya da raportörlerden olmak üzere 14 tanesini de Sayın Cumhurbaşkanı atıyor burada. Yani 17 kişi Anayasa Mahkemesi. Ve bunlar 12 yıl görev yapıyor. Burada da aynı, değiştirilmedi. Görev süresi yine 12 yıldır. Ama ne oldu? 15 üyenin 12'sini direkt Cumhurbaşkanı atıyor. Gelecek başkan atayacak. 3 tanesi de meclis seçiyor. Hı. Şimdi gelecek başkan derken çok teşekkür ederim. Onu da iyi hatırlattın. Bakın ben sistemi anlatıyorum. Bu referandumda evet de çıksa, hayır da çıksa bugünkü AK Parti hükümeti 2019'a kadar görevinin başında. Hı. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'a kadar yine Cumhurbaşkanlığı yapmaya devam edecek. Evet. Yani bunu ısrarla niye belirtiyorum? Bu bir seçim değil. Bu bir referandum. Referandumda gidip de hiç kimseyi seçmeyeceğiz. Hadi bakın dikkat edin. Hiç kimseyi seçmeyeceğiz. Sayın milletvekili. Referandumda bu sistemi... Süremiz sınırlı. Sizin açınızdan yok, ben, söylüyorum. Ben yanlış anlaşılmasın. Ben biraz yönetmene bakıyorum buradan gözümün ucuyla. 15 dakikamız var. O zaman bak, o zaman üçlü sacayanın yasamayı da tamamlayayım. 18 yaşı çok soruyorlar. Yani niye 18 yaş? Yani bazılarının gözünde çocuk oluyor, genç oluyor. Yani bu nedir bu 18 yaş? Ne getiriyor, ne götürüyor ülkede? Şimdi 18 yaş, bakın samimi olarak söylüyorum bunu. Evet. Gerçekten bu ülkenin 18 yaşında ve milletvekili olabilecek kapasitedeki vatan evlatları milletvekili olacaksa başımın üstünde. Evet. Ama yapmayın ya bu 18 yaştaki milletvekilleri demin üstü kapalı kinayeli ona değindim. Ya bir ya birinin... Oğlu olacak, ya ötekinin kızı olacak, ya birinin yeğeni olacak. Yapmayın ya. Yani 18 yani, yaş derken 24 yaş dahil 23, tabii, 22. Tabii tabii alt sınır 18 yani, yaş. Bir de bu dünyada nasıl? Yani 18 yaş. Sayın milletvekilim yani 186 ülkede bir dünyada araştırma yapılmış. Dünyada çok farklı örnekleri var. 18 yaş olan var, 25 olan var. Hatta bir tane 16 bile olan var bir ülkede. 45 ülkede 18 yaş. Ha, dedim ya çok farklı uygulamaları var. 60 ülkede 25 yaş. Yani ben 18 yaşa takılmıyorum. Demin ne dedim? Yani sadece 18 değil. Ona takılmayın. Niye takılmayın? Gerçekten dediğim gibi yani 18 yaşında 18 çocuk, yeter ya, ki o kapasitede olsun. Yeter ki milletvekilliği yapacak donanımda olsun. Ve gitsin yapsın. Biz ondan gurur duyarız. Ondan, onda sıkıntımız yok. 18 değil de diyelim ki 23 yaş. Aynen öyle. 25 olur, 23 olur. Evet. Tamam mı? Onda bir sıkıntımız yok. Ama buradaki şeytanın ayrıntısı da orada. Ya birilerinin dokunmazlıklarına sokacakları yeğenler, akrabaları vardır. Yoksa benim, senin, çocuklarımız falan milletvekili olacak değil. Anlatabildim mi? Yani 18 yaşında çok olacağına da inanmıyorum. Şimdi o zaman süremez. Ben müsaade buyursan. Buyurun, buyurun. Şu üçlü sacayandan eksik kalan yasamayı da anlatayım. Evet buyurun. Şimdi yargının ne kadar bağımsız olduğunu hepimiz anladık değil mi? Evet. Tamamen bağımsız. Bir kişinin iki dudağının arasında o kadar bağımsız. Hı. Yürütme de tamamen milli irade seçti. Hı. Değil mi? Burada genel gerekçe de öyle kaldı yazıyor. Yasama. Burada genel gerekçe de öyle yazıyor. Bakın ben söylemiyorum. Evet. Hiçbir şeyi ben uydurmuyorum. Hiçbir tane ilavem yok. Noksanım çok. Bu sistem yerine yani şu eleştirilen sistem yerine diyor burada yasamanın ve yürütmenin ayrı ayrı ve doğrudan millet tarafından seçildiği bir sistemmiş bu. Evet. Ve gördünüz yürütmenin nasıl doğrudan millet tarafından seçildiğini, bir kişinin iki dudağının arasından seçildiğini pardon. Şimdi geçtik yasamaya. Efendim yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ne iş yapacak? Bir de 50 tane de rüşvet verdiler ya 600'e çıkarttık. 600 milletvekiline çıkıyor. Efendim yasamanın bana göre en önemli görevlerinden birisi
Ve bana göre de meclisin namusu bütçe yapmaktır. Bütçe yapmaktır. Evet. Peki bu getirilen teklifte ne oluyor? Bu bütçe yapma yetkisi aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Tırnak içinde Cumhurbaşkanı diyorum. Sayın Başkan'a veriliyor. Peki. Meclisin başka en önemli görevlerinden bir tanesi güven oyudur. Yani seçilen bakanlar kurulu meclisten güven oyu alır. Evet. Bu sistemde güven oyu da kalkıyor. Niye? %50'nin üzerinde bir oyla geliyor. Hayır. %50 değil. Yani belki de %30'da gelecek. Oraya da geleceğim. Belki de %30'da seçilecek. Ya ikinci sen turda... %30'da seçileceğim belki ama milli iradenin gerçekten yansıdığı belki de %100'e yakın ki bugün parlamento %97'dir milli irade. Bakın. %100'e yakın milli iradenin temsil edildiği meclisi tanımayacaksın. İyi de genç sorular neyi çözdü yani? Ay ağzına sağlık. Aynen geçen de Burhan Kuzu bunu dedi. Ekranın başında ben kendi kendimi yedim. Hı. Bir hukukçusun. Üstelik de anayasa profesörüsün. Genç soruya geleceğim. Şimdi şey de bitti. Güven oyu da bitti. Güven oyu ben seçildim %30'la diyor. Sen kimsin diyor. Benim güvendiğim adama herkes güvenmiştir. Hı. Peki. Genç soru. Şimdi Sayın Kuzu diyor ki ya bugüne kadar Gensor'la düşürülen bir tane bakan var mı? Gensor ne işe yarıyor ki diyor. Demek evet. ki oradan duydun. Yok oradan duymadım ya da dinledin. Yani. Bu çok sık söyleniyor ya. Evet. Arkadaşlar, sevgili dostlarım, ekranlar başta bizi izleyen kıymetli hemşehrilerim. Gensor'un asıl amacı bakan düşürmek değil. Gensor'un asıl amacı o yolsuzluk yaptığına inandığın ya da yanlış yaptığına ya da doğru görev yapmadığına inandığın bakan hakkında hesap sormaktır. Kim hesap soruyor? Parlamento. Parlamento kim? Milli irade. Ben örneğin gene kendimden örnek vereyim. Tarım Bakanıyım. Yanlış yaptım. Siz de benim hakkımda gen soru verdiniz. Ne yapıyorum ben? Geliyorum oraya milli iradenin yazdığı meclise ve milletin kürsüsüne çıkarak kendimi aklamaya çalışıyorum. Hayır. Konuşuyorum. Sizin dediğiniz doğru değil. Ben onu böyle yapmadım. Evet. Şunu yaptım diyerek orada milli iradenin önünde kendini aklamaya çalışıyor. Hesap soruyoruz. E bu da kalktı. Peki bu meclis ne iş yapacak? Ya Allah aşkına bana bir söyleyin. 600'e de çıktı, rüşvet de geldi 50 tane. Ne iş yapacak? Sayın Başkan'ın emrinde maaşını alıp onun emrinde yasa çıkaracak. Bütçe yapacaksınız ya Sayın Milletvekili. Peki evet. Çıkarttık yasayı. Bir tane yasayı. Sayın Başkan da beğenmedi. Çok kızdı. Veto etti. Veto etme etkisi burada da var. Buradaki veto ettiği yasa meclis genel kuruluna gelir. Sayın Başkan veto ettiğinde gerekçe yazar. Şunlardan dolayıdır der. O yazdığı gerekçeler dikkate alınarak o yasa yeniden yapılır. Tekrar köşke gönderilir. Evet. Ve köşk bu kez ne yapar? Onaylamak zorunda kalır. Onaylar ve eğer beğenmiyorsa yine Anayasa Mahkemesi'ne götürür. Bu sistemde böyle. Evet. Bu getirilen sistemde Sayın Başkan veto etti. Veto ettikten sonra tekrar o yasanın geri saraya gönderilebilmesi için salt çoğunluk şartı getiriliyor. 301. Evet. Peki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ya öyle bir garip şey ki bugün o hal var Türkiye'de. Kanun hükmünde kararnameler yayınlanıyor biliyorsunuz. Bu kanun hükmündeki kararnameler meclise gelip onaya tabi onaylanıyor. Ama bu getirilen sistemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hiçbir onaya tabi yok. Tabi olmuyor. Cumhurbaşkanı sabah kalkıyor, bir kararname yayınlıyor, bitti. Sürem bitiyor. Madem öyleyse o zaman şu can alıcı maddeye de gelelim. Dur şu asıl şeytan başka bir yerde daha var. Ya. Bu şeytan hiç durmuyor mu? Ayrıntıyı çok fazla yakalamış. Demin programın başında göstermiştim şu. 16. maddede tam 54 tane kanun değişiyor demişti. Evet. Şimdi burada 54 tane kanun içerisinde bir tanesi var ki bana göre ne olur ekranın arkasında izleyen hemşerilerim bakın rica ediyorum. Oradan pek açın. Açın inceleyin. Yok buradan bakmayı. Evet. Açın. İnternette var. Tamam. 18 maddeyi döktürün ve inceleyin. Bakın şurada bu 123. maddeyle ilgili çok kısa mini bir not var. Tekrar söylüyorum açın bakın diye. Madde 16 bakın A fıkrası B fıkrası sayfayı çeviriyorum. B fıkrasının tam ortalarında 123. maddenin
şöyle ekrana göstereyim. Bak altında çizmişim. Şurada. Ancak kanunla veya diyor. Buldun değil mi? Evet. Tamam. Şimdi orayı okuyorum. 123. maddenin 3. fıkrasında yer alan ancak kanunla veya kanun açıkça verdiği yetkiye dayanarak ibaresi. Tamam, burayı anladık da. Ancak derken neyi kastediyor? Bakın, onu da okuyalım. 123. madde. Şuradan gösteriyorum. Anayasanın 123. maddesi. Bakın, birinci fıkrası, bir cümle zaten, bir tek cümle. Birinci fıkrayı buradan okuyorum beraber. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Bakın, birinci madde bu. İdare, görevleriyle, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Sayfayı çeviriyorum. Devamı, 2 ve 3. fıkralar. Zaten onlar da çok kısa, birer cümle. Kamera aldı değil mi burayı? Tamam. Şimdi okuyorum. İkinci fıkra. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Bu da yönetimin nasıl olduğunu anlattı. İkinci fıkra. Üçüncü fıkra. Bu da kamu tüzel kişiliği ile ilgili bir madde. Ne diyor? Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla, demin söylediği nokta bu. Ancak buradan devam etmiş. Yani tamamını almamış. İlave yapılacak yeri. Kısaca oraya not almış. Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. 123. madde 3 fıkradan, 3 cümleden oluşan kısa bir madde. Değişiklik nereye getiriliyor? İşte şurada, son fıkrada ancak kanunla veya kanun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur yerine ne diyor? Veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilavesi getiriliyor. Evet. Ya ilave yapılıyor. Kanunda başka bir değiştirme, evet, çıkarma yok. Üç kelime ekliyor. Ne diyor? Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Ancak kanunla veya kanun açıkça verdiği yetkiye dayanarak ibaresi kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Aynen böyle. Evet. Şimdi bunu açalım. Burada diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı isterse kalkar sabah bir kararname yayınlar. Hatta geçen sahada konuşurken sohbet ediyoruz. Diyorum ki hani biraz da böyle muhabbetli olsun ki daha dağılıyor dikkat çünkü dinlerken dostlarımız. Ya diyorum ben Cumhurbaşkanıyım. Bugün istihareye yattım. Yatar mıyım? Yatarım. Rüya gördüm. Görür müyüm? Görebilirim. Ben bugün rüya gördüm. Sabah kalktım bir kararname yayınladım. Yayınlayabilir miyim? Yayınlarım. Bir engel var mı? Yok. Yayınladığım kararnamede dedim ki Trakya bölgesini, oradan örnek vermek istiyorum. Trakya bölgesinde, Tekirdağ bölgesinde 4 tane belediyeyi birleştirdim. Edirne Belediyesi, işte Tekirdağ Belediyesi falan filan yok. Ne oldu? Bu 4 tane belediyeyi tek bir belediye yaptım. Adını da Trakya Belediyesi koydum. Yapabilir miyim? Yapabilirim. Bir engel var mı? Evet. Yok. Nedir? Ben orada bak bölgesel bir belediye yarattım. Bunun devamı Allah göstermesin. Bir bölgesel yönetim Türkçesi eyalete gider ve ülkenin bölünmesinin hazırlanması temeli burada atılır. Bakın yapar demiyorum. Ama yapabilir mi? Yapabilir. Böyle yetki dünyada başka hiçbir ülkede örneği yok. Bu kadar geniş yetki. İşte birkaç tane örnek var. Dün Aliyev'i gördük değil mi? Evet. Azerbaycan'da Sayın evet. Aliyev ne yaptı? Hanımefendiyi, eşini başkan yardımcısı olarak atadı. Hem de birinci başkan yardımcısı. Zaten fark etmez kendini. Sayın milletvekili. Yani süremiz çok kısaldı. Bir tek şimdi, soru sormak istiyorum. Yok şunu tamamlayayım o zaman estağfurullah. Hemen tabii, cümlemi tamamlayayım. Tabii. Yani o zaman bu meclis ne iş yapacak? Oradan devam edeyim. Bu meclis ne iş yapacak Allah aşkına? Meclisin görevleri. Bu meclisin bir üyesi olarak utanarak söylüyorum. Bu meclis etkisiz, yetkisiz, aciz ve sembolik bir meclis haline getiriliyor.
Bak üzülerek söylüyorum, meclisin bir mensubu olarak, utanarak söylüyorum. Bu getirilen teklifte milli iradenin %100'e yakınının temsil edildiği bu meclis yetkisiz, etkisiz, aciz ve sembolik bir meclis haline getiriliyor. Sayın Başkan'ın emrinde maaşını alan devlet memurları gibi adeta görev yapacak bir meclis. Böyle de bir meclis yaratıyoruz. Gördük değil mi? Yargı, yasama ve yürütme tamamen birbirinden bağımsız. Hukuk tamamen bağımsız. Hukukun üstünlüğü tamamen korundu. Evet. Ve milli irade tamamen yargıyı da seçti, hukuku da seçti, şeyi de yürütmeyi de seçti, yasamayı da seçti. Allah aşkına yapmayın, aklımızla oynamayın, aklımızla alay etmeyin. Bu topluma, bu millete hakarettir. Bakın bu millete hakarettir. Ondan sonra da kalkıp efendim diyor cumhuriyet yazıyor. Ya Allah aşkına Libya'da da cumhuriyet yazıyor, Suriye'de de cumhuriyet yazıyor, İran'da da, Irak'ta da, Mısır'da da. Suriye'de cumhuriyet yazıyor. Suriye cumhuriyet mi şimdi Allah aşkına? Esad diktatörü imletiyor. Diktatörlük evet. Var. Adı cumhuriyet ama orada da cumhuriyet yazıyor. Evet. Şimdi bizde de cumhuriyet yazacak ha. Ama çok net Allah söylüyorum. Allah ülkemizi Suriye yazıyor inşallah. Bu bir rejim değişikliğidir. Evet. Bu bir tek adam diktatörlüğüne götürür bu ülkeyi. Bir totaliter rejime götürür. Ben kendime güvenemiyorum. Başkasından örnek vermeyeyim. Bu yetkiler bana verilsin. Yemin ediyorum ben diktatör olurum. Niye? Ben olmak istediğimden değil. Şu getirilen yetkiler, o verilen yetkiler beni diktatör yapar. Sayın sorun alayım ha. Şimdi ağzınıza sağlık. Konuştunuz. Şimdi referandumla alakalı olarak. Şimdi bütün bu maddeleri burada açıkladınız. Bak göstererek açıkladım. Hiç yorum yapmadım. Peki bu referandumda bu halkın önüne gelecekti. Halkın önüne gelmesine niye karşı çıktınız? Biz çıkmadık, hayır. Biz yani oradaki çıkmadık. Mücadele neydi? Oradaki mücadele... Referanduma... Hah, ağzına sağlık. Orada sopa da yedik. Oradaki asıl sıkıntılardan bir tanesi, mücadelenin en önemli bir tanesi, sebebinden bir tanesi kavgalardan. Dedik ki ya bunu meclisten gizlemeyin. Televizyonlar versin. Milletten saklamayın. Millet izlesin dedik. Yani peki. Cumhuriyet Halk Partisi bir alternatif sundu mu? Bu da yanlış. Bak ne dedim? Yanlış. Bizim alternatifimiz şu anda da hazır. Hatta madem söyledim illa kaşıyorum tam basın olarak da ben onu da söyleyeyim. Şimdi Anayasa Komisyonu'nda ben bile derken hukukçu değilim biliyorsunuz ben ziraatçıyım. Ben bile 1 saat 20 dakika konuşmamın bir bölümünde Sayın Adalet Bakanı o an konuşmamı dinlerken Sayın Adalet Bakanı'na şu teklifi yaptım. Ama orada bir Sivas milletvekili alakalı olarak değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak evet. O partiye mensup bir üye olarak şu teklifi yaptım. Sayın Bakan dedim, bakın getirdiğiniz teklif 2019'da yürürlüğe girecek. Öyle yazıyor. O demin söylediğim iki tane istisna dışında. Madem bizim 2019'a kadar zamanımız var, öyle mi var? Evet. Bir acelemiz yok madem. O zaman gelin, bakın Türkiye bugün çok ciddi sıkıntılar içerisinde. 15 yıldır ülkeyi zaten siyaset konuşmayacağım diye söz verdiğim için konuşmuyorum ama yani şunu da söylememe müsaade edin. 15 yıldır ülkeyi uçurumun kenarına getirdiniz zaten. Ekonomi iflas etmiş durumda. Çiftçi kan ağlıyor. Ya işsizlik almış başını. Terör dersen maalesef 4 yerde savaşıyoruz ülke olarak. IŞİD'le savaşıyoruz, PKK'yla savaşıyoruz, Suriye'de, Irak'ta savaşıyoruz. Yani ülke adeta uçurumun kenarına getirilmiş durumda. Biz bunlar da vazgeçtik. Benim söylediğim şu, teklifimiz şu. Gelin hep birlikte bu tren raydan çıktı. Gelin bu treni önce partiler üstü bir uzlaşıyla, önce vatansa gerisi teferruattır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bakış açısıyla, evet. Önce vatan diyelim, gelin bu treni birlikte rayına bir oturtalım. Tren hareket etmiş olsun, başlamış olsun, o rayında yoluna devam etmeye başladığı anda da hep birlikte gelin, yapacağımız o anayasayla birlikte milli iradeye sandığa gidelim. İyi. Var mısınız? Yokuz. Yok. Niye? Sandık 16. Bu çıkacak. Bu çıkacak. Yok, yokuz, bu çıkacak. Anlatabildim mi? Evet. Yani biz samimi olarak tekrar söylüyorum. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden yanayız.
Bunun çok fazla eksikler, noksanları var. Bu bizim de içimize sinmiyor. Ama getirilen teklif maalesef darbe anayasasından dahi kötü. Bak çok net söyleyeyim. Bundan dahi kötü. Evet Sayın Milletvekilim, son sözlerinizi alabilir miyiz? Son söz. Programımız bitti. Ben sevgili yurttaşlarımıza, ekranı başta bizi izleyen çok kıymetli dostlarımıza buradan ricam. Eğer referandumda evet çıkarsa, deminden beri çok maddelerine giremedik. Birkaç maddesini anlattım sadece. Eğer referandumdan evet çıkarsa, anlattığım kadarıyla bile anladınız. Bu totaliter bir rejime götürür bu ülkeyi. Bir kişinin iki dudağının arasında bu ülkeyi teslim eder. Bu ülkede yargı bağımsız olmadığı için, yürütme ve yasama bir kişinin iki dudağının arasında teslim edildiği için hiç kimsenin, ama hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmaz. Bu ülkede kaos olur. Bu ülkede iç barış bozulur. Allah göstermesin. Dilim varmıyor. Sayın Başkanım'ın söylediği gibi Suriye'ye dönebiliriz. Ne olur? Akıllı hareket edelim. Okuyalım. Değerlendirelim. Sizler de alın okuyun. Sizler de alın inceleyin. Ondan sonra gidip sandıkta tercihinizi hayırlı yapın. Hayırlısı olsun diyelim. Ben bana bu imkanı, bu olanağı sağladığınız için tekrar hem size hem de Vizyon 58 ailesine saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Ekranlar başındaki izleyen dostlarımıza da hayırlı akşamlar diliyorum. Peki Sayın Milletvekilim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Sayın Milletvekilim, yalnız bir Manisa İl Başkan Yardımcısı savaş çıkar dedi, görevden alındı. Bizim ülkemiz inşallah Suriye'ye dönmeyecek. İnşallah. Yani bunlar da kimse biraz istemez. Tehlikeli sözler. Kimse istemez. Evet de çıksa, hayır da çıksa bizim başımızın üstünde. Aynen. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.